Geçen hafta yanlış eğitim ve terbiyeden olan çocuklar arasında adaletsizlik ve fark gözetmeden söz ettik. Bu haftaki konumuzda ise yanlış eğitim ve terbiyeden bir diğeri olan tahmil, ikrah ve mecbur etme konularını arz edeceğiz. Eskiden toplum ve aileleri de mecbur ve tahmil sıkça göze çarpmaktaydı. Özellikle aile içi anneler, babalar birbirlerine baskıcı, tahmil ve mecburla bir şeyler yaptırma peşindeydiler. Ama günümüzde toplum ve aileler bunun çok iyi farkına vardılar ki tahmille, mecburla herhangi bir şeyin yapılamayacağı ve bir hedefe ulaşılamayacağını farkına vardılar. Yüce Allah peygamberine sen zorba değilsin, insanları zorla dine davet edemezsin buyuruyor. Yani zorla insanların akide ve inançlarını değiştiremezsin. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyuruyor. فَزَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُزَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرٌ Artık sen hatırlat, şüphe yok ki sen ancak bir hatırlatıcı uyarıcısın. Sen onlar üzerinde zorba baskıcı değilsin. Yani zorla insanları imana ve dine sokamazsın. Allah Azze ve Celle bir başka ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. فَاِنَّ هَدَيْنَهُ السَّب۪يلَ اِمَّ ve وَاِمَّ كَفُورًا İster şükretsin, ister nankör olsun gerçekten de biz ona doğru yolu göstermişiz. Allah azze ve celle doğru hak yolu açık ve net bir şekilde göstermiş ve insanlara seçme hakkını vermiştir. Kur'an-ı Kerim'e müracaat ettiğimizde, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hepimizin duyup okuduğumuz şu ayeti görmekteyiz. La ikraha fid din. Dinde zorlama yoktur. Bu ayetin çok ilginç ve bir o kadar da dikkat çekici bir şanun uzulu vardır. Medine'de Abu Hasin denen bir sahabe vardı. Abu Hasin'in iki oğlu vardı. Bugün de olduğu gibi o günde bir grup kendi inanç ve akaidlerini tebliğ etmekteydiler. Şam'dan ticaret kafilesi adı altında Medine'ye gelip Mesihiyeti tebliğ ediyordular. Abu Hasin'in çocukları bu tebliğata kapılıp Müslümanlıktan el çekip Mesih'i olarak onlarla birlikte Şam'a gittiler. Abu Hasin üzgün ve mahzun bir halde peygamberimizin yanına geldi. Ya Rasulallah. Oğulların Mesih'i olup Medine'yi terk edip Şam'a gittiler. Ne yapmamı isterseniz izin verin de atma benim Şam'a gideyim, onları getirip bağlayıp Müslüman oluncaya kadar döveyim dedi. Abu Hasan'ın bu talep ve isteği üzerine bu arzularına Allahu azze ve celle şöyle cevap verdi hakikatta. La ikraha fid din kad tebeyyene ruştu minel gıy. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayırt edilmiştir. Allah Azze ve Celle hakkı çok açık ve net bir şekilde beyan buyurmuş ve insanlara seçme hakkını vermiştir. Eğitim ve terbiyede doğru yolu iyi bilmeliyiz. Anneler, babalar eğitimde, öğretimde, terbiyede doğru yolu öğrenmeliler. Eğitim ve terbiyede doğru ve sahih yolların ilki doğru ve yanlışı beraber anlatmaktır. Anneler, babalar çocuklarına herhangi bir şeyi yasaklamak istediklerinde o şeyin zararlarını, o yasağın nedenini de zikretmeliler beraber zikrettiklerinde o yasak daha da etkili olmaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde Ramazan ayını farz kılarken nedeniyle birlikte zikretmiştir. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ Ey imanan, ey inananlar, ey iman edenler. Allah azze ve celle sizlere Ramazan ayının orucunu farz kıldı. Kema kutibe alellezine min qablikum. Sizden öncekilere de farz kılmıştı. Sadece size değil. Çünkü leallekum tettequn. Takvalı olasınız, çekinesiniz, Allah'a daha fazla yaklaşasanız diye karar farz kıldı. Dikkat edersek Allah azze ve celle Ramazan ayının farziyetini nedenleriyle birlikte zikretmektedir. Yine yüce Allah namazı farz kılarken nedeniyle birlikte zikretmektedir. Akım salat inne salata tenha anil fehşae وَالْمُنْكَرِ buyurmaktadır. Namaz kıl Muhakkak ki namaz insanı kötülüklerden, hayasızlıklardan alıkoyar buyurmaktadır. Eğitimciler özellikle anneler, babalar çok dikkat etmelidir, teveccüh etmeliler. Herhangi bir emir ve yasağın nedeniyle birlikte zikretmeliler. Eğitim ve terbiyede doğru ve sahih yolun ikincisi ise karşı tarafın zarfiyetine dikkat etmektir. Karşı tarafın zarfiyetine göre hareket etmeleridir. İmam Ali aleyhisselatü vesselam konu hakkında şöyle buyuruyor. Kalplerin isteme, yönelme ve yüz çevirmesi vardır. O halde kalplere meyil ve isteği üzere yaklaşın. Zira kalp bir şeye zorlandığında kör olar, işlevini, görevini yapmaz buyurmaktadır. Çok sade ve basit bir tarifle duygular, seligeler muhteliftir. Herkes aynı yöntemle, aynı şekilde hidayet olmaz, doğru yola girmeyebilir. Birisi hediyeyle, birisi teşvikle, birisi muhabbet ve sevgiyle, birisi kızmayla, hiddetlenmeyle hidayet olmaktadır. İmam Ali aleyhissalatü vesselamın buyruğunu çok sade bir şekilde şöyle yorumlayabiliriz. Herkesin huyuna ve kaldırabileceğine göre tebliğ etmek gerekiyor. Yani herkesin nabızına göre şerbet verilmelidir. İmam Sadık aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor: Bazılarının imandan bir payı, bazılarının iki payı, bazılarının üç payı ve bu yedi paya kadar çıkmaktadır. Daha sonra imam şöyle buyuruyor: İmandan bir payı olana iki pay yükler iseniz kaldıramaz, ona tahammül edemez. Yani bir litreli kovaya iki litresi dökmek ister isense bir litresi zayi olacaktır. Bir litresi yere dökülecektir. Çocukların da zarfiyetine, çocukların da kapasitesine dikkat edilmelidir. Eğitim ve terbiyede doğru ve sahih yollardan üçüncüsü ise kontrol etmek, dehalet edip karışmamak. Anneler, babalar, Çox diqqət etməlidirlər. Eğitim və tərbiyədə diqqət edilməsi vacibli konulardan birisi də uşaqlarının işinə qarışmamalarıdır. Bəlkə uşaqlarına nəzarət edib, kontrol altında tutmalarıdır. Uşaqlar fərqına varmaksızın onların kontrol etmələridir. Məlasəb annələr, babalar uşaqlarını kontrol etməyib direkmen işlerine karışmaktadırlar. Bu ise eğitim ve öğretimde çok kötü sonuçlara neden olmaktadır, çok kötü sonuçlar doğurmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ve sellem İmam Ali ve Hazreti Fatma sallallahu aleyhaya hiçbir zaman karışmadı ama daim kontrol altında tuttu, daim nezaretindeydi. Bir gün peygamberimiz kızı Fatıma'nın evine geldi. Yeni bir perdenin asılı olduğunu gördü. Peygamberimiz hal hatır sorup evden hemen ayrıldı. Kızı Fatıma babasının hal ve hareketinden rahatsız olduğunun farkına vardı ve hemen perdeyi çıkarıp babasına gönderdi. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Babası feda olsun dikkat edersek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu hareketi kontroldu, nezaretti, karışmadı. Niye bunu astın? Niye Medine'de bu kadar fakir fukara varken bu perdeyi buraya astın deyip bağırıp, hiddetlenip, azarlamadı. Belki gayrı mustakim olarak hatayı göstermeye çalıştı. Ravi şöyle diyor. İmam Muhammed Bakır aleyhissalatü vesselamın huzurundaydım. İmam Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam genç bir delikanlıydı. Dışarı giderken İmam Bakır aleyhissalatü vesselam İmam Cafer Sadık'a kılık kıyafetine dikkat ettim mi dedi. Ben ey peygamberin evladı zahiren herhangi bir eksikliği yoktur. Niçin böyle buyurdunuz diye sordu. İmam şöyle buyurdu. Elbisesi biraz uzundur. Dedim ey peygamberin evladı niçin direkmen söylemedin oğlum elbisen uzundur kısalt onu. İmam şöyle buyurdu. Hayır kendisi farkına varsın. Dikkat edersek İmam Bakır Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hareketi, bu tutumu kontrol etmektir, nezaret etmektir. Direkmen karışmadı imam. Eğitim ve terbiyede doğru ve sahih yoldan dördüncüsü ise yanlışlıkların zeminesini yok etmek, günah zeminesini ortadan kaldırmaktır. Her bir yanlış ve hatanın kesinlikle bir zeminesi, bir mukaddimesi vardır. Dikkat edersek işsizliğin çok olduğu yerlerde hırsızlık, kavga, gürültü çok olur. Ama işin bol olduğu yerde, işin olduğu yerde, fabrikanın olduğu yerlerde gençler işleriyle, ekmekleriyle meşgul olurlar. Evlilik yaşı 25-30'a çıktığında tabii ki günah zeminesi, günah ortamları fazla oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا Evlenmeye güçleri yetmeyenler de iffetlerini korusunlar buyurmaktadır yani günah zeminelerinden uzak dursunlar. Günah ortamlarından uzak dursunlar. Anneler, babalar dikkat etmeliler. Evinde 20-25 yaşında genci, genç oğlu, kızı olan anneler, babalar günah zeminesi oluşturmaktan kaçınmalılar, teveccüh etmeliler. Anne 20-25 yaşındaki oğlunun yanında istediği elbiseyi giyemez, istediği şekilde oturamaz, dikkat etmelidir. Baba 18-20 yaşındaki evlilik çağındaki kızlık yanında istediği şekilde oturup istediği şekilde hareket edemez, dikkat etmelidir. Günah zeminesi oluşturmamalıdır. Ve birçok günah zeminesi maalesef annelerden, babalardan doğmaktadır. Anneler, babalar hal ve hareketlerine dikkat edip eğitim ve öğretimde teveccüh etmeliler ki günah zeminesi oluşturmamaya. Allah bizleri ehl Beyt buyruklarına tabi olmuş, Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselamın buyruklarını günlük yaşamlarını aktaran müminlerden karar kılsın. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.